demektir. Biz diyoruz ya, düşleri yarım kalmayacak. Evet, düşlerini yarım bırakmayacağız. İsimlerini harflara yazacağız. İsimlerini kütüphanelerimize yazacağız. İsimlerini kalplerimize yazacağız. Çünkü onlar onurlu bir mücadelenin savunucularıydı. Onlar onur, adalet ve barış için kendilerini feda ettiler. Onlar Kobani'nin yoksul halkına bir ekmek, bir su götürmek için, çocuklara oyuncak götürmek için oradaydılar. Onun için onları her zaman anacağız. Onların mücadelesinin sürdürücüleri olacağız. Onların mücadelesinin devamcıları olacağız. Onlar ölmediler. Onlar yaşıyorlar. Onlar ormanlara isimlerini verdiler, yaşıyorlar. Onlar her yerde, her an bizimle beraberler. Onların gözü bizim üstümüzde, değerli yoldaşlar. Onların anneleri, babaları, kardeşleri, yoldaşları olarak onları bıraktığı yerden devam edeceğiz, sürdüreceğiz. Adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. 33 tane can gitti. 9 yıl oldu. Katiller ortada yok. Onlar, hakimler, savcılar bir olmuş, ailelerimize davalar açılıyor. Bizlere dava açılıyor. Yani katil sandalyeleri, sanık sandalyeleri boşken onlar ailelere dava açıyor. Çünkü onlar karanlıkların temsilcileridir. Biz aydınlığın temsilcisi olacağız. Her zaman onları anacağız. Her zaman yüreğimizdeler. Suruç için adalet, herkes için adalet demeye devam ediyoruz. Mezarı başındayız. Bugün aslında tarihsel bir gün. Hem yanı başımızda beraber savunmak için 9 yıl önce yola çıktığımız Rojava Kadın Devrimimizin yıl dönümü ve aynı zamanda çıktığımız o yolda katledilmemizin üzerinden de 9 yıl geçti. Aslında bizim bakımızdan iki tarihsel an, hem Rojava Kadın Devrimimiz hem de Suruç katliamı. 33'ler ne için yola çıkmıştı? Yanı başımızdaki devrimi savunmuştuk. Her anında, her dakikasında Gezi'nin barikatlarından Kobani siperlerine uzanan o yolun inşasını yapmıştık. O köprüyü kurmuştuk. Yanı başımızdaki yoldaşlar Kobani'yi savunurken şehit düşmüşlerdi. Ve onların ayak izleriyle birlikte bizler Kobani'yi yeniden inşa etmek için yola çıkmıştık. Hem savunduk, savunanlardık, şimdi de inşa edenler olmalıydık diyerek yola çıktık. Kobani İnşa Kampanyası'nın emekçilerinden, yürütücülerinden ve en büyük Kobani inşa edenin, inşa etmesi gerekenlerin en önünde yürüyen ve bu mücadeleye en çok inananlardandı. Gençlik önderimizdi ve bugün onun mezarı başındayız. Katliamın yıl dönümüne gidiyoruz. O aslında yalnızca Kobani'yi savunmadı. O halkların özgürlüğü, eşitliği, işçilerin, emekçilerin kurtuluşu için de mücadele yürüttü. Lise sıralarında başladı mücadeleye, sosyalist mücadeleyle tanıştı. Üniversitelerde, mahallelerde, emekçi semtlerde çetecilere karşı da mücadele yürüttü. İşleri yaşatacağız, adlarını haykıracağız. Cebo olması gerektiği yerdeydi ve oraya onurla gitti, gururla gitti, heyecanla gitti. Biz de onun yoldaşları olarak onun izinde, yeri geldiğinde her noktada onun mücadelesini yaşatacağız. Onun gibi olacağız, onun gibi yürüyeceğiz diyorum ve her birinize de Suruç şehitlerini yalnız bırakmadığı için, 9 yıldır bizimle olduğu için teşekkür ediyorum.